Merhaba dördüncü sınıflar. Bugün sizlerle fen bilimleri yapacağız. Besinler, dengeli beslenme üstüne sorular çözeceğiz bolca. Biraz hızlı ilerleyeceğim ama bugün. Tamam mı? Çünkü işlem yapmanız gerekmiyor. Matematik değil. Hazırsan eğer ilk sorumuzla hemen başlayalım mı? Buyurun bakalım. Basit bir soruyla başladık. Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk gereksinimleri nedir diye sormuş. Ne yapamazsak eğer yaşayamayız? Onu soruyor aslında, değil mi? Evet, süpersiniz. Barınma, evet, temel gereksinimlerimizden birisi. Ama eğer barınamadıysak yaşayamayız mı? Hayatımız çok zorlaşır. Evet, ama bundan daha önemli bir şey daha var. İlk gereksinim değil aslında. Giyinme tabii ki ama ilk gereksinim bu da değil. Peki beslenme, yemek olmadan, yiyecek bir şey olmadan yaşayabilir misin? Yaşayamazsın, değil mi? Bizim en önemli ve ilk gereksinimiz tabii ki beslenmedir dedik. Çok güzel başladık. Hemen ikinci sorumuza geçtik. Verilen besinlerden hangisinin içeriği diğerlerinden farklıdır diye sormuş. İçeriği diğerlerinden farklı. Hemen bakıyorum. Süt, ekmek, yumurta ve et. Sütte, ette ve yumurtada genel olarak ne bulunur? Protein bulunur, değil mi? Peki ekmeğin içeriğinde ne var ağırlıklı olarak? Ekmek bir karbonhidrat kaynağıydı, değil mi? O zaman burada içeriği farklı olan ekmektir. Çünkü ekmek bir karbonhidrat kaynağıdır. Diğerleri de protein kaynağıdır. Hemen geçiyorum üçüncüye. Ekmek, makarna, unlu besinler, patates, şekerli besinler, tahıllar gibi besin maddelerinde en çok hangi besin içeriğinden bulunur diye sormuş. Bakıyorum, çoğunlukla unlu besinlerden bahsetmiş, değil mi? Ekmekten, makarnadan, unlu besinlerden, işte patates, hatta şekerli yiyecekler. Bunlar bizim ne kaynağımızdı? Geçen soruda söylediğim gibi karbonhidrat kaynağımızdı. Yani bize hızlıca o an enerji veren besin türleriydi. O zaman üçüncü sorumuzun cevabı tabii ki A'ydı. Tebrik ediyorum dörtleri. Hemen dördüncü soruma geçtim. Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Meyve ve sebzeler ne deposuydu? Vitamin deposuydu, evet. Tüm meyve ve sebzelerde bizim çeşitli vitaminlerimizden A, B, C, D vitaminlerinden bolca bulunur. O zaman tabii ki cevabımız B'ydi. Hızlıca geçiyorum. Beşinci sorudayız. Uzun uzun anlatmış. Neymiş bakalım bu?
bütün besinlerde bulunur. Vücudumuzun yaklaşık %75'ini oluşturur. Yani dörtte üçünü besinlerin sindiriminde, iletiminde ve boşaltımında kullanılır. Düzenleyici olarak görev yapar. Günde en az 2 litre tüketilmelidir deyince zaten anladın. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisi için verilmiştir? Tabii ki su için verilmiş, değil mi? Biz her gün en az 2 litre su içmeliyiz. Çünkü vücudumuzun sağlığı için çok gerekli. Zaten diğer besinlerde de var ama ayrıyeten 2 litre su içmen vücudunun sağlığı için çok gerekli. Çünkü bak yukarıda da konuştuk. Sindirimde, iletimde, boşaltımda her yerde kullanıyoruz. Vücudumuzun zaten büyük bir çoğunluğu sudan oluşuyordu. Tabii ki 5'in cevabı C'di. Tebrik ediyorum herkesi. 6'ya geçtim. Seçeneklerden hangisi kahvaltı masamızdaki protein kaynaklarından biridir? Hangisinde bolca protein bulunur? Süt ürünleri var mı acaba burada? Bir bakalım. Et ürünleri var mı burada? Evet tabii ki. Peynir olacaktı. Peynirde, yumurtada, ette, baklagillerde bolca protein bulunur. Cevabımız tabii ki peynir. Ekmek bir karbonhidrat kaynağı. Reçel, şeker, karbonhidrat ama vitaminler de var tabii içinde. Zeytin de aynı şekilde zeytin yağ kaynağı hem de vitamin deposu. O zaman altının cevabı A ve 7'ye geçtim. Yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi için hangi seçenekteki besin türü tüketilmelidir? Yani yaraların çabuk iyileşmesi için biz yapıcı ve onarıcı etkisi olan bir besin türünü tüketmeli miyiz? Evet, tüketmeliyiz. Hangi besin türü yapıcı ve onarıcıydı? Yaralarımızın daha çabuk iyileşmesini sağlardı. Tabii ki protein. Aferin size. 7'nin cevabı A. Hemen 8'e geçtim. Haydi bakalım, bu çok kolay bir soru. Doğal beslenmek isteyen yeşil bir marketten hangisini almamalıdır? Bakalım, üzüm demiş. Üzüm gayet doğal bir besin. Yetişiyor dalında, biz topluyoruz, yiyoruz. Portakal demiş. Portakalı da topluyoruz, yiyoruz ağaçtan, çok doğal. Patates, patates de çok doğal bir besin ama sosis işlenmiş bir gıda. Yani sosis doğal bir yiyecek ve sağlığımız için faydalı bir yiyecek değil. O yüzden 8'in cevabı tabii ki B. Hemen 9'a geçeyim mi? Hangisini söyleyen çocuk obez olabilir? Obez neydi? Çok aşırı kilolu demekti, değil mi? Sağlıksız olabilecek derecede çok aşırı kilolu olan insanlara obez diyorduk.
gelin size. Bakalım Aya, spor yapıyorum demiş. Spor yapan bir insan dinç olur, sağlıklı olur, obez olur mu? Hayır. Her besinden yeteri kadar yerim. Demek ki bu da dengeli besleniyor. Yeteri kadar diyor. Bu da obez olamaz. Sevdiğim yemekten bir tencere yerim. Olur mu hiç öyle şey? Koca bir tencereyi tek başına yersen eğer sağlıksız, dengesiz ve çok yemiş olursun. Yani bu şekilde çok kilo alırsın ve obez olma riskin olur, değil mi? Demek ki cevap C olacak. 10. soruya geçtim. Az önceki sorunun içinde bunun cevabını söylemiştim zaten. Dikkat ettiysen. Vücudumuzda yapıcı, onarıcı etkisi olan, yaralarımızı hızlıca iyileştiren besin grubu hangisiydi? Proteinlerdi, etti, yani baklagillerdi, değil mi? Tabii ki onun cevabı A'ydı. Tebrik ediyorum 4. sınıfları. Süpersiniz bugün. 11'e geçtim. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi içeriğindeki besin yönünden ötekilerden farklıdır? Bakalım, pasta. Pasta nedir? Karbonhidrat kaynağıdır, değil mi? Ekmek, o da aynı şekilde, hepsi unlu ürünler. Patates. Patates de karbonhidrat kaynağı olan bir sebzemizdi. Peki yumurta? Yumurta ne kaynağıydı? Protein kaynağıydı, değil mi? O zaman 11'in cevabı D. 12'ye geçtim. Dengeli ve düzenli beslenmek isteyen biri yapılması gerekenleri liste halinde hazırlıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu listede yer almaz diye sormuş. Bakalım. Bol bol çay kahve içmeliyiz. İçmeli miyiz arkadaşım? Tabii ki içmemeliyiz. Çünkü bol bol çay kahve içmek bizim vücudumuzdaki dengeleri bozar. Çayda kahvede bolca kafein bulunur. Özellikle kahvede. Ve hem uykumuzu kaçırır hem de zaten besleyici özellikleri olmayan ürünler. Peki günlük öğünleri atlamamalıyız? Tabii ki. Günde 3 öğün yemek yiyoruz. Yemek seçmemeye, her besinden yeterli miktarda tüketmeye dikkat etmeliyiz. Evet, çünkü tüm besin gruplarının vücudumuz için farklı faydaları vardı. Bol sebze ve meyve yemeliyiz. Tabii ki vitamin almak için. O zaman 12'nin cevabı A. 13'e geçtim. Fazla enerjiyi veren besin grubudur. Kullanım sırası olarak karbonhidratlardan sonra gelir. Vücudun korunması ve sıcak tutulmasını da sağlar. Yukarıda bahsedilen besin grubu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın,
Vücudu koruyor, vücudu sıcak tutuyor ve en fazla enerjiyi veriyor. Nedir bu? Vücudumuzu korur, sıcak tutar ve enerji verir. Yağlardır, değil mi? Sıcak tuttuğunu nereden anlayabilirsin? Mesela kutup ayılarını düşün. Çok kalın bir yağ tabakası var vücutlarında. Ve o yüzden kutuplarda o kadar soğukta üşümemelerini sağlıyor. Çok fazla enerji veriyor. Evet. Ayrıca vücudumuzu koruyor. Evet, dış darbelerden yağlar vücudumuzu korur. Kullanım sırası olarak karbonhidratlardan sonra geliyor. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü kilo vermek isterken yağlarımızı eritmek isteriz, değil mi vücutta? Eğer aşırı kiloluysak. Ama o zaman yağları eritmen için önce karbonhidratları yakıp daha sonra yağları yakman gerek. O yüzden aslında kilo verirken bazı insanlar çok zorlanırlar. Evet, 13'ün cevabı B'ydi. 14'e geçtim. Aşağıda verilen besinlerin tüketilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır? Şıkkına bakalım. Yiyecekler uygun ortamlarda ve şartlarda saklanmalıdır. Evet, tükettiğimiz besinler taze olmalıdır. Bayat besinler zehirlenmelere sebep olabilir. Tabii ki. Mesela bayat bir balık veya bayat bir tavuk et yediğin zaman zehirlenebilirsin. Sebze ve meyveleri yıkamadan yememizde bir sakınca yoktur. Yok mudur? Vardır bence. Çünkü sebze ve meyveleri yıkamazsan üstündeki hem tozdan kirden kurtulamazsın. Hem de onlara ilaç sıkmış olabilirler. O ilaçları da vücuduna almış olursun. O yüzden yıkamalıyız, değil mi? Evet, 14'ün cevabı C. 15'e geçtim. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkına. Proteinler vücudumuzun anlık enerji ihtiyacını karşılar. Öyle miydi? Anlık enerji ihtiyacını karşılayan aslında karbonhidratlardı, değil mi? O zaman bu yanlış. Peki yine de diğerlerine de bakalım. Proteinler vücudumuzun büyümesi, gelişmesi, onarılması gibi önemli görevler üstlenmiştir. Tabii ki doğru. Proteinler et, süt, tavuk, balık, peynir, tahıllar ve baklagiller gibi besinlerde bulunur. Evet, bunu da konuşmuştuk. Mineraller ve su bu görevleri sırasında proteinlere yardımcı olur. Tabii ki olur. O zaman 15'in cevabı A. Tebrik ediyorum bütün dörtlerimi. 16'dayız. Makarna, pilav, ekmek gibi besinler enerji sağlar ve bol miktarda içerir. Ne içerir onu soruyor. Bunlar temel besin maddelerimizdendir. Bunlar vücudumuzda kısa sürede enerjiye dönüşür. Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?
Makarna, pilav, ekmek. Ne de bolca var? Karbonhidratlar bunların içinde bolca var, değil mi? Ve kısa sürede bize anlık olarak enerji sağlıyorlardı. O yüzden 16'nın cevabı A'ydı. 17'yim. Annesi Filiz'e daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Filiz aşağıdakilerden hangisini yememelidir diye sormuş. Yumurta doğal bir besin midir? Evet tabii ki. Tereyağı da doğal bir besindir. Sütten yapılır aslında, kaymağından yapılır. Elma doğal bir besin midir? E tabii ağaçtan toplayıp yedim. Çikolata, hayır çikolata fabrikalarda üretilir. İçinde çeşitli katkı maddeleri bulunur. O yüzden 17'nin cevabı D'ydi. D, çikolata doğal bir besin değildi. Son 3 sorumuzdayız. Sağlıklı beslenmek isteyen biri yukarıdaki besinlerden hangilerini tüketmelidir? Cips ve gazlı içecekler. Sağlığımız için hepsi çok zararlı. Süt ve süt ürünleri, evet, süt ve süt ürünlerini düzenli olarak tüketmeliyiz. Hem kemiklerimizin sağlığı için hem de protein deposu oldukları için. Meyve ve sebzeler bolca vitamin var. Doya doya yiyelim. O zaman hangisini tüketmelidir? 2 ve 3'ü tüketmelidir. Cevap C. 19'a geçtim. Babam evimizin içinde sigara içiyor. Bu durumda benim durumum aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben içmiyorum, babam içiyor ama ben onun dumanına maruz kalıyorum. Yani bana da zarar veriyor, değil mi? O zaman ben bu durumda ne oluyordum? Pasif içici oluyordum. Kendim içmiyorum ama çevreden gelen dumana maruz kalıyorum. O beni etkiliyor. O zaman pasif içici oluyorum. Hemen son sorumuzdayız. Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir. Fakat bir organımız alkolden daha fazla etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Alkolden en çok etkilenen organımız bizim hangisiydi? Karaciğerdi, değil mi? Karaciğerimize çok ciddi zararlar verebiliyordu çok alkol tüketimi. O yüzden 20. sorumuzun cevabı da A.
Ve bugünlük bu kadardı. Kolayca bir konu yaptık sizlerle. O yüzden çabuk da bitti. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dörtler.